Söz çizgi renkten merhaba değerli izleyenler. Bugün sanatı, kültürü bir yana bırakalım dedik ve yerine politik bir söyleşiyi. Türkiye'de son bir yıldır tartışılmakta olan yeni anayasa üzerine bir milletvekilimizi konuk edelim istedik. BDP Blok Milletvekili Ertuğrul Kürkçü. Türkiye solunun son 40 yılının önemli isimlerinden, sembol isimlerinden Ertuğrul Kürkçü, aynı zamanda Mersin Milletvekili. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yoldan geldik ve hemen stüdyoya girdik. Aslında planladığımız bir şey de yok ama buraya anayasa tartışmaları konusunda bir platform konuşmacısı olarak geldiniz. Biraz sonra da konuşmaya gireceksiniz. Türkiye'de anayasa tartışmaları nasıl gidiyor? Önce ondan başlayalım, devam edelim. Tabii yani aslında anayasa tartışması epey bir zamandır Türkiye gündeminde. Ancak hani meclisin gündeminde bir anayasa tartışması var mı dersek var. Henüz bir hazırlık komisyonu var. Her partiden 3 milletvekili alınarak oluşturulmuş 12 kişilik bir komisyon. Bütün partilerin eşit olarak temsil edildiği ve şu an için daha çok usul tartışmalarını hizaya sokmakla meşgul olan bir komisyon. Henüz anayasa tartışmasının içeriğine girmiş değil komisyon. Fakat bu komisyonun dışında meclisin tamamını etkileyen, onu kendi içine çeken bir tartışma halinde seyrettiğini söylemek güç. Yani bu hazırlığın gruplar içine bile bu güçlü bir biçimde yansıdığından emin değilim. Evet. Şimdi aslında geçtiğimiz yıl referandumla birlikte, yani 2010 yılındaki referandumla birlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinde de yeni anayasa üzerine platformlar oluşturuldu. Tartışma süreçleri işliyor. Sanki bu platformlar ya da bu tartışma süreçleri meclisten daha canlı gibi geçiyor. Bilmiyorum, nasıl gözlüyorsunuz? Bence doğru olabilir, doğrudur. Ben sadece bu konunun değil, bütün konuların Türkiye'de meclisten daha canlı bir tartışma içinde yaşandığını söyleyebilirim. Bunun iki nedeni var. Birincisi, zaten meclis temsil kapasitesi oldukça sınırlı bir ulusal ölçekte organ. Ama bundan da önemlisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki çoğunluğu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tarzı siyasetinin başkana endeksli olması, bu çoğunluğa dayanmayan herhangi bir tartışmanın meclis gündemine gelmemesine yol açıyor. Benim anladığıma göre Adalet ve Kalkınma Partisi esasen meclisi bir şey olarak, bir tartışma zemini olarak değil, AKP kurmaylarının aldıkları kararların bir tür zorunlu tasdik makamı olarak değerlendiriyor. Öyle olduğu için ben bakıyorum, en esaslı tartışmaların hiçbirisi mecliste başlamıyor. İşte Başbakan örneğin Kürt meselesinde bir özür faslını mecliste değil de il başkanları toplantısında açmayı tercih edebiliyor. Veya Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerini biz mecliste konuşmuyoruz, o başka yerde konuşuluyor. Veya Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili meseleleri de mecliste değil, başka yerde konuşuluyor. Sonuç olarak yani mecliste hiçbir şey canlı değil. Evet. Anayasa tartışmasında canlı olmaması doğal. Yani. Efendim, BDP blok hareketi mi diyelim, yoksa BDP... Biz BDP blok grubu diyoruz. Blok grubu diyelim, evet. Milletvekilleri olarak. Anayasa konusunda tabii eşit olarak temsil ediliyorsunuz komisyonda, ama sizin anayasa konusunda özel bir hazırlığınız var mı? Bizim anayasa konusunda özel bir hazırlığımız birkaç düzeyde var. Birincisi, Türkiye'de çeşitli anayasa tartışma grupları var. Bunlar bu seçimlerden önce oluşmuştu. Bunlar blokun çeşitli kesimleri ve BDP'nin içinde yer aldığı Demokratik Anayasa Hareketi. Hepimiz herkesin anayasasını yapıyoruz
tartışması. Bunlar doğrudan doğruya BDP'lilerin ve bloktakilerin içinde yer aldığı hareketler. Bunun dışında bir ekolojik anayasa şeyi var, tartışma çerçevesi var. Buna da alaka gösteriyoruz. Bunun dışında Barış ve Demokrasi Partisi'nin kendisinin bir anayasa tartışma grubu var ki bunların hepsiyle az çok temasta. Bir de tek tek blok partilerinin kendi işlerinde sürdürdükleri tartışmalar var. Fakat şimdi neyi tartışırsanız tartışın, ortada bir anayasa yapma niyeti ve iddiası, ciddiyeti meclisin birinci partisinde olmadıkça bunların da ivme kazanması o kadar kolay değil. Şu an hala bir anayasa gündemi, AKP'nin gündemi midir? Ben ondan emin değilim. Evet. Ben de onun devamını soracaktım. Hal böyleyken herkesin anayasası diye bir ibare kullandınız. Anayasa faslını burada kapatmak istiyorum ama bu son sorudan sonra kapatıp başka bir konuya geçeceğim. Gerçekten herkesin anayasası olabilecek bir profil izlenimi veriyor mu bugünden anayasa çalışmaları? Bence vermiyor. Şundan ötürü vermiyor. Ben tabii karamsar olmak istemem. Aslında her şey olumsuz da olsa gene buradan bir olumlu sonuç çıkartmak için çaba göstermemiz, geleceğe bir köprü başı bırakmamız yerinde olur. Fakat benim için en önemli mesele bütün anayasaların en önemli meselesi ilk maddesi ya da maddeleri. Bu ilk maddelerin değişmeyeceği konusunda AKP, CHP ve MHP grupları kendilerini çok esaslı ölçüde bağlayıcı sözler ettiler. Dediler ki anayasanın dibacesini, girişini, ilk üç maddesini ve bu ilk üç maddenin değişmezliğini kayıt altına alan bir tür konuşulmamış mutabakat. Dördüncü maddesini değiştirmemekte kararlıyız. Herkes ayrı ayrı bu deklarasyonları yaptı. Şimdi oysa burası püf noktası. Bütün tartışma buradan doğuyor. Çünkü bu yurttaşlık tanımı. Yurttaş ve devletin karşılıklı konumlarını belirleyen maddeler. Ve bu şimdiki haliyle bunlar çok kimlikli, çok kültürlü bir toplumu değil. Tek kimlikli, tek etnili hatta tek ideolojili bir toplumu tanımlıyor. Hal böyle olunca şimdi eğer bütün Türkiye'nin yaşadığı son 30 yılın tartışma ve mücadeleleri bu tanımın bu darlığından kaynaklanıyor ise yeni anayasada ya da bu darlıkla gireceğiz demektir. Yani şöyle bir benzetme yapacak olursam, evet anayasanın etekleri geniş fakat bunu üstünüze giymeniz için aynı darlıkta bir beden ölçüsü içinde hareket edeceksiniz. O zaman demek ki her şeyden önce bunu bir yana bırakarak tartışmaya başlayacağımıza dair bir irade lazım. Bu irade ortaya çıkınca zaten gürül gürül akmaya başlar. Ben henüz bu iradeyi görmüyorum. Ama gene de Türkiye'nin de bir yeni anayasa ihtiyacı toplumda var. Bunun gücü nispetinde partileri bu ihtiyaç kuşatacaktır. Şahsen biz bu ihtiyaçla doymuş haddinden fazla bu ihtiyacı hisseden ve bunu dışarıya doğru taşıran bir grubuz. Ancak aynı iştiyakı eski tabirle aynı arzuyu çok göremiyorum. Evet. Evet efendim, anayasa üstüne tabii çok şey de söylenebilir, sorulabilir ama Ertuğrul Kürtçü adı izleyenlerimiz için çok daha farklı yasasızlık bir kimlik ve dolayısıyla çok yönlü bir kimlik diyelim. Merak edilen çok daha farklı boyutları da var. Ben geçtiğimiz hafta meclis kürsüsünde yaptığınız bir konuşmadan bir kesiti haber yapmıştı TRT, onu hatırlıyorum. İşte Türkiye'nin bugün sırtında iki kambur vardır. Biri Kürt meselesi, biri Kıbrıs'ın işgali meselesidir dediniz. Bir BDP blok milletvekili olarak tabii bunu söylediniz. BDP blok hareketinin ya da grubunun, meclisteki grubunun
Dolayısıyla meclis dışında çalışmalarınız, bir kongre hareketi çalışmanız var. Bütün bu çalışmaların yakın gelecekteki öngördüğü Türkiye problemleri neler? Demin konuştuğumuz mesele aslında anayasa meselesi. Bütün bu problemlerin hani ne diyelim çözüldüğünün ifade edileceği yer alan olarak bize gözüktüğü, evet, için bunun üzerinde duruyoruz. Ben doğrusu bu yurttaşlık tanımı meselesinin bizi işte 1930'ların kabullerinden 2000'lerin başlarının kabullerine taşıması gerektiğini düşünüyorum. 2000'lerin başları, yani ilk 10 yılına dönüp baktığımız zaman gördüğümüz şey, bir kere çoğulcu, çok kültürlü, çok kimlikli bir yeni toplum kurmamız gerekiyor. Daha doğrusu toplumun kendisini böyle görerek yeniden tanımlaması gerekiyor. Bunun Türkçesi, daha kestirmesini söyleyecek olur isek eğer, Türkiye bütün etnisitelerin, bütün kimliklerin birbirleriyle barış içinde yaşadığı, devletin de hepsine eşit mesafede kaldığı. Bir yeni düzene geçecek mi? Bence birinci soru bu. İkinci soru, Türkiye kendisini dünyada nasıl konumlandıracak? Türkiye kendisini dünyada oluşunun kurallarını kendisi koyan ve başka hiçbir şartla kendisini bağlı saymıyor iddiasını sürdürürken aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne rampa etmiş bir ülke olarak mı yaşayacak? Evet. Yoksa Türkiye komşularıyla hakikaten ben mesela bunu desteklemeye hazırdım. Komşularıyla sıfır sorunu olan bir ülke olarak mı? Dünyada örneğin Brezilya, Güney Afrika, Çin, Hindistan gibi kendi iradesi, kendi bölgesinin değerlerine kıymet verişi, onlar için birer yol gösterici olacak olan bir kültürel, politik yeni özne olarak mı ortaya çıkacak? Buna, bu sorunun cevabını bekliyoruz. Bu sorunun cevabı bir türlü gelmiyor. İşte İsrail düşmanlığından İran'a karşı füze kalkanı inşasına, Suriye ile ebedi barıştan Suriye'ye nizamat verecek bir savaş hazırlığına böyle çalkalanan bir konumdayız. Bu günübirlik ve imparatorluk özlemleriyle bir imparatorluk kabusu arasında gidip gelen bir ülke mi olacağız? Buna karar vermemiz lazım. Ama tabii ki bizim için en aktüel mesele barış. Evet. Eğer Türkiye barışa gidecek olan yolu keşfedebilirse bütün bu sorunların da yanıtını bulmuş olacaktır. Çünkü bizim iç meselemiz diye gördüğümüz meselelerin büyük bir bölümü aslında bölgesel ve uluslararası meseleler. Mesela Kıbrıs meselesi demin andığınız bizim ne kadar iç meselemiz. Bu Yunanistan'la, Kıbrıs'la, hatta Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi üyelerinin tamamıyla tartıştığımız bir mesele. Bizim bu meseleyi onlarla birlikte çözebileceğimiz bir çerçevemizin olması lazım. Kürt meselesini Türkiye'de çözemezseniz eğer Irak'ınkine, Suriye'ninkine, İran'ınkine hiç müdahale edemezsiniz. Ya da o örnekleri takip etmeniz gerekir. Dolayısıyla Türkiye potansiyellerini bu bakımdan iyi kullanmıyor, iyi değerlendiremiyor. Daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bu imkanları giderek birer soruna dönüştürdü. Bunu söyleyebiliriz. Tabii bunlar bizim öncelikli meselelerimiz oluyor. Bir de bütün bunları çevreleyen bir kapitalizmin uluslararası krizi meselesi var. Tamamıyla ve esasen kâra, kârın yeniden üretimine, kâr üretiminin koşullarının düzenlenmesine dayalı iktisat ve toplum politikaları ile yol alamayacağımız apaşikar. Aslında ta en başa döneyim. Demokrasi dediğimiz zaman tabii ki bütün bu karşılıklı kabuller, hoşgörü vesaire hepsi önemli. Ama demokrasi demek hakim olanın hakimiyetinin kısıtlanması
demek. Onu kısıtlayan, kuşatan kurallar toplamı demek. Demek ki sermayenin hakimiyetini kısıtlamayan, onu çevrelemeyen, onu toplumun ihtiyaçlarına göre kendi olduğu yere doğru iteklemeyen bir şey, sosyal politika bizim için sorun çözücü bir politika değil. Demek ki bu üçü üzerine odaklanıyoruz. Birincisi Türkiye'de barış ve bütün kimliklerin tanınması, buna dayalı olarak gerçekleşecek olan bir yeni yurttaşlık tanımı ve demokrasi, bu demokrasinin gereği olarak ortaya çıkacak olan özerkliklerin kabulü, nihayet bütün bunları kuşatan sosyal haklar temelli bir ekonomi anlayışı. Bunlar üzerine mücadelemizi kurmak istiyoruz. Peki. Kısa bir soluk alıp ondan sonra devam edelim. Tamam. Şimdi kısa bir ara. Efendim söz, çizgi, renk devam ediyor. Konuğumuz, milletvekilimiz Ertuğrul Kürkçü. Şimdi BDP blok ve kongre oluşumunun diyelim ona artık daha doğrusu galiba. Evet, şimdi bloku biz bir Halkların Demokratik Kongresi diye yeni bir genişlik içinde tarif edip sürdürmek çabasındayız. Evet, o da bir oluşum süreci diyelim. Şimdi böyle bir bileşkenin unsurları neler? Yani Türkiye solunun mizmin sorunlarından biridir. İşte 40 yıllık mücadele içinden, belki daha fazla, 40'tan da fazla bir mücadele içinden geliyor Ertuğrul Kürkçü. Bizler 78 kuşağıyız ve dışarıdaki bir sürü insan da böyle. Türkiye solunun en mizmin sorunu da güvensizlik ve kendini yeniden tarif edecek ne mekanizmalar ne mecralar yaratamayışı. Bunu yaratmanın bir aracına dönüşebilir mi ya da nasıl dönüşebilir kongre oluşumu? Şimdi tam bence bizim kendimize sorduğumuz ve cevabını bulmaya çalıştığımız soru bu. Şimdi biz önce ne yapmamaya çalışıyoruz ya da ne yapmaya çalışmıyoruz? Bunu anlatmam gerekirse biz sol politik güçler arasında bir birlik ya da ortaklık kurmaya çalışmıyoruz. Tabii ki sol politik güçler bizim şimdi yapmakta olduğumuz kongre hareketinin en önemli yapı taşları arasında ama biz türdeş olmayan şeyleri bir araya getiriyoruz. Yani siyasi hareketler, yurttaş inisiyatifleri, toplumsal cinsiyet özgürlüğü için mücadele eden hareketler, vicdani özgürlük hareketleri, kimlik hareketleri, halkların özgürlüğü hareketleri ve emeğin kurtuluşu hedefli hareket ve kuruluşlar. Şimdi bunların ve tabii ki ekoloji ve doğa ve yaşam mücadelesi. Şimdi bunların hepsini birbirlerinin mücadelelerinden beslenir kılmaya çalışıyoruz. Yani her şeyden önce bir toplumsal mücadeleyi, toplumsal muhalefet dinamiklerini birbirlerinin enerjisinden yararlanabilir kılmak. Temel fikir bu. Tabii ki bunu yaparken taşıyıcı kurumlar olarak örgütler, sendikalar, dernekler var ama eğer bunların arkasında halk hareketleri yoksa, mücadele eden halk, talep eden insanlar, örneğin kentsel dönüşüme mağdurları, göçmenlik mağduru işçiler, Kürtler, Aleviler, kadınlar, Türkiye'nin varlıklarını ifade etmelerine izin verilmeyen halkları, köylüler, bunların hepsi birbirine bakar hale gelmez ise eğer, bunların istediğiniz kadar sol güçler yan yana gelsin, bunları temsil edebilecekleri bir ortak alan yaratmamış olacaklar. O yüzden biz bu ortak alanı kurmaya çalışıyoruz. Bu çok önceden beri yapa geldiğimiz bir şey.
değil. Biz hiç yapmadık aslında böyle bir şey. Yani Türkiye'de sendikalar sendikalarla işte emek platformları oluşturdu. Partiler partilerle cepheler, mücadele birlikleri oluşturdu ama örneğin bir travestinin sorununa bir emek örgütü yakın bir alaka göstermediği gibi Alevilerin özgürlük mücadelesine Süryanilerin ilgi gösterdiğini de bilmiyoruz. Evet. Ve kadınların mücadelesine bunların ortak olduklarına tanık değiliz. Biz bu alanı harekete geçirmeye, bunu kendi ayaklarının üzerinde doğrultmaya çalışıyoruz. Ancak bunu yapabilirsek, blok hakikaten talep eden, mücadele eden, müzakere eden ve bunları almak için harekete geçen insanların ortak zemini olacak. Bu ortaya çıkacak olan yeni bileşimi biz inşa çabasındayız. İşte Ankara'da 15-16 Ekim'de bir kongre topladık. Bu 20 bölgeden gelen ve o güne kadar siyaset sahnesinde çok da yüzlerini görmeye aşina olmadığımız halk insanları, kadınlı erkekli ve bizde %50'nin kadın olması mecburiyeti var. Her temsili kurumda yarısı kadınlardan oluşacak. Tabi bu yeni bileşimle, karışımla yeni insanlar, yeni çehreler siyaset alanına çıktılar. Şimdi biz bunu işte bahara taşımak durumundayız. Önümüz Nevroz ve 1 Mayıs. Her zaman biliyorsunuz yeni gelişmelerin evet. defilesidir Nevroz ve 1 Mayıs. Bu defileye evet. hazırlanıyoruz. Şimdi 80'li yıllarda yani 12 Eylül sonrası 80'lerin sonundan itibaren sizin de çok iyi bildiğiniz işte Kuruçeşme tartışmalarında aktif olarak da içinde yer aldığınız Kuruçeşme Birlik Tartışmaları Düzenleme Kurulu adıyla evet. düzenlenmişti. Evet. Ve sonrasında da çeşitli bir araya gelme çabaları oldu. Hatta bu tartışmalardan yeni partiler çıktı. Onlar kapandı. Onlardan başka partiler çıktı falan. Tüm bu süreçler aslında söz konusu kesimi yani solu genel anlamıyla tanımladığımız o solu biraz daha umutsuzluğa itti. Peki bu umutsuzluğu ortadan kaldıracak şeyler nasıl oluşabilir? İmajlar... Şimdi tabii bu... Ya da imkanlar nasıl yaratılabilir? Şöyle diyeyim ben. Mesela somut örneklere bakalım. Ben doğrusu bu 12 Haziran seçimlerine bizi taşıyan Emek Demokrasi Özgürlük blokunun bu açıdan bir imkan ifade ettiğini düşünüyorum. Şimdi burada mesela Kürt Özgürlük Mücadelesi kendi sınırlarını aşmaya karar verdi. Bu bence çok önemli. Yani evet. onun bir esin kaynağı olduğunu... kabul edelim. Yani bu vurgu da çok dillendirilmiyor tabii, ayrıca. Türkiye soluna onun cisminden çok daha geniş bir alan açtı. Ve parlamentoya birlikte gitme teklifi bu anlamdadır. Kendi hareket alanında da kendi geleneğinden olmayan Kürt muhalefet dinamiklerine de alan açtı ve bu hakikaten Türkiye'de bunu hepimiz hatırlayacağız 12 Haziran seçimleri öncesi ve hemen sonrasında nasıl büyük bir iyimserlik yaratmış olduğunu. Bence bu iyimserliğe yol açan şeyler hala yerli yerinde duruyor. Hala bu irade var. Ama ne oldu? Hükümet bu gelişimin kendi sandığından daha fazla yanıcı madde içerdiğini görünce derhal bunun karşısına engeller dikmekte gecikmedi. Tabii bu ben anlıyorum ki ümitler biraz da barışçı ve yumuşak geçişlere bağlı. Sertlik ümitleri soldurabiliyor. Ortaklıkların yaygınlaşabileceği bir iklim arıyor insanlar. Bu tamamen bizim kontrolümüzde değil. Doğrusu ben blokun bunu yıkmak için bir şey de yaptığını düşünmüyorum. Ama kendi gıyabında bunların yapılmasını ne diyelim mesela daha büyük bir öngörüyle bunları görüp bu beklentileri yönetebilirdi. Bu bakımdan evet yani belki de
eldeki kapasitenin tamamı kullanılamadı. Ama başa dönersem sınırlı zamanı evet. kötü kullanmamak için bu mesela bu ortaklık, bu çokluk, bu birbirine tanırlık iyi duygular yarattı. Ben bir kere bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki muhalefet eğilimlerinin hepsinin kendini ifade etmesine imkan verecek bir iradeye sahip olduğumuza insanların inanmasını sağlamamız lazım. Bu inanç olmadan hiçbir şey olmaz. İnsanlar buna kolay inanmıyorlar diye de yüksünmemek ve kızmamak lazım. Çünkü aslında 40 kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliyoruz. Evet. Çoğu kez bu umutları soldurmada şöyle ya da böyle hepimizin payı vardı. Hiç değilse bu itirafı yani daha sonraki iyiliklere dair bir niyet olarak kabul edebilir halkımız. Peki ben biraz Ertuğrul Kürkçü'ye döneyim. Ertuğrul Kürkçü bir milletvekili olarak alıştı mı meclise? Ya orası alışılacak bir yerde gibi gelmiyor bana. Çünkü yani ben hep canlı hayatın içinde iş yapmaya, iş görmeye, çok yani sesim soluğum duyulmasa da diyelim enerjimi, yazmaya, nefesini çizmeye, evet. oradan almaya alışmış bir insanım. Şimdi meclis bu açıdan ben hakikaten bunu çok büyük bir içtenlikle söylüyorum. Başlangıçta söylediğimi de. Meclisin gündemi hayatın gündeminin çok gerisinde. Bunun iki sebebi var. Meclisin zaten çok aktarmalı bir mekanizma olması. Türkiye'deki siyasi temsil mekanizmasının çok fazla kırılma ve bozulmaya uğraması ve nihayet işte herkesin dediği gibi bir liderler tarafından seçilmiş, bizim grubu bir kenara bırakırsan, liderler tarafından seçilmiş kişilerden oluşan bir heyet aşağı yukarı böyle. Halk da bunlara tasvip vermiş ama kimi seçtiği hakkında belki o kadar da fikri olmamış. İkincisi meclisin iktidarı 12 Eylül anayasası ile son derece sınırlanmış durumda zaten. Bir de şimdi AKP bu iktidarı üçüncü bir defa daha sınırlıyor. Meclisin işlerinin çok büyük bir bölümünü hükümet üstüne almış ve meclis dışında görüyor. Tabii burada işe yarar bir şey yapmak, bir söz söylemek, bir sonuç yaratmak için eldeki mekanizma kifayetsiz ama tamamen kifayetsiz değil. Mesela komisyonlarda yapılacak işler var. Bir de tabii hayatın dilini meclisin diline tercüme etmek, bunlardan sonuç almak da bir ustalık meselesi. Biz henüz bu bakımdan daha yeniyiz orada. Belki bir dahaki yıl Başbakan böyle... Başbakan kadar olamadık. Belki diyorsun. Bir dahaki yıl böyle konuşmam. Fakat eğer sokak olmasa, parlamentonun dışı olmasa, parlamentonun kendisi hakikaten şey olabilir, sıkıntı verici bir yer olabilir. Ama başa gelen çekilecek çare evet, yok. Evet, o sıkıntıyı bir 3-4 yıl daha çekeceğiz. Ondan sonra... Ondan Allah sonra, kerim derler değil mi? Ondan sonra Allah ondan kerim. Sonra yeniden göreceğiz ama ne der ona bakarız. Ben Ertuğrul Kürkçü adı üzerinde bir son 40 yılın biriktirdiği hale olduğunu düşünüyorum. Onun da boşa gitmeyeceği kanaatindeyim. Umarım önümüzdeki dönem ne kadar bir şeyler başarılır ve önümüzdeki dönem daha fazla şeyler başarmak üzere yeniden mecliste görürüz. Onu bilmem, 67 yaşında bir vekil ne işinize yarar? 70'inde bile yarıyor. Denizli milletvekilimiz 70 yaşında Adnan Keskin. Yani ben Türkiye'nin %70'inin 35 yaşının altında olduğu bir ülkede bu kadar çok artık ısrar etmesek iyi olur diye düşünüyorum. Ama gene de milletin verdiği görevden kaçmayı söyledim. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Efendim, söz çizgi renkte alışık olmadığımız renkli bir vekilimiz vardı. Başta söyledim. Türkiye solunun son 45-50 yılına damgasını vurmuş, sembol haline gelmiş isimlerinden Ertuğrul Kürkçü konuğumuzdu. Umarım sohbetimizden siz keyif aldınız. Haftaya yeniden görüşelim. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.